Ya bizim kekikle ilgili sorunumuz 2 senedir başladı. 2021 yılında çok iyi kekik satıyorduk ama 2022-2023 maalesef çok kötü oldu. Burada tarlalarımıza kekik ekiyoruz ama satamayınca kekikleri bayağı sürmeye başladık. Şimdi biz buradan kekiği satıyoruz. İzmir'de kontrol ediyor adam, oradan fiyat belirliyor. Bizim de buna gönlümüz olmuyor ama yine de vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü geçen yılda elimizde mallar var. Evet. Onun için fiyatı neye göre belirliyorlar? Fiyatı neye göre? TA diye bir şey söylüyorlar. Kendileri de bilmiyor neden kaynaklandığını. Ama biz buna karşıyız. Kendileri bildiği için, bilmediği için bize de şundan dolayı demiyorlar. Evet. Biz de onun için TA'nın neden çıktığını söyleseler bize, biz bunun için mücadele edeceğiz ama onlar da bilmiyor fiyatın neden kaynaklandığını. Şey nasıl? Taban fiyat diye bir şey söz konusu. Taban fiyat 15, yüksek fiyat 30 diyorlar ama devletler çıkadı. Hayır, devlet buna hiç uğraşmıyor. Bizim devletimiz yok. Artan maliyetlere rağmen geçerli evet. Fiyata satarsak kârda ediyoruz. Doğru. Şu anda satsak zaten zararına, o yüzden de bekletiyoruz. Bekletmeyince de kalitesi düşüyor. Kalitesi düştükçe de maalesef çiftçi her geçen günde zarar ediyor. Şimdi biz bunu doğrultusak ne yapacağız? Ve Türkiye'nin %80 kekik üretimi de burada galiba. Doğru. Ama buna rağmen çiftçi burada da yetim öksüz bırakıldı. Burada da sahipsiz bırakıldı. Doğru. Hiçbir şekilde devlet ilgilenmediği için 3-5 tüccarın yerine teslim edilmiş bir piyasa. Doğru. O tüccarlar da istediği şekilde fiyat belirleyip ve buradan da İzmir'e götürüp hatta değerler tutmuyor, gel götür maliyetini de katlan dedikleri de oluyor. Uzunpınar'ımız bizim gözlemimiz olan bir beldemizdir. Uzunpınar Türkiye kekik üretiminin çok önemli bir kısmını, hatta denizi %80'ini karşılamakta ve bunun en çoğu da Uzunpınar'da üretilmektedir. Fakat öncelikle Uzunpınar kekik üreticileri olarak devlet tarafından yalnız bırakılmış, 3-5 tüccara teslim edilmiş, taban fiyat verilmeyen, hatta doğru dürüst fiyat verilmeyen, mazotun, gübrenin, ilaçların bu kadar arttığı bir dönemde fiyat artışı bile yapılmadan çiftçi maalesef burada da öksüz ve yetim bırakılmış.